Selamünaleyküm cümleten hayırlı yolculuklar. Biz Muş'ta birkaç sorumlu vatandaş sizlere lokum ve gül ikram etmek istiyoruz. Malum ne yazık ki son günlerde ülkenin çeşitli şehirlerinde biraz yangın var ve bu yangının üzerine kötü bir şekilde gidenler var. Yani mesela yolculara saldırma, otobüsleri yakma veya başka türlü. Biz bunun doğru olmadığını, bu yangına doğuda, batıda, Türk'ün herkesin su dökmesi gerektiğini vurgulamak amacıyla müsaadenizle size birer gül ve lokum ikram etmek istiyoruz. 5 dakika vaktinizi alacağımız için hakkınızı helal edin. Rabbim bir an önce bu yangının sönmesini ve toplumsal barışın sağlanmasını nasip etsin inşallah. İyi yolculuklar güzel kardeşim. Buyurun teyzeciğim. Hayırlı yolculuklar. Allah'a emanet. Metin abi çiçek verin. Hocam. Evet. Hocam şükür. Doğan hocam. Evet. Bu adına şey verin. Öyle mi? Buyurun abi. Yolunuz açık olsun. Bir şey edin, bir barış. Geliyorum abi. Abi şu buyurun. Tarafa. Bir verelim inşallah. Allah hayrat çevirsin. Tamam, tamam. Şunu da verelim. İnelim ben. Şeref Hoca, abi, tatları da geç bir şey yapalım. Şeref Güller, abi buyurun. Buradan bak, burası kaldı. Tamam, buradan verin. Yolunuz açık olsun, afiyet olsun. Ön tarafa geçelim, geçelim. Şuradan şey yapalım. Şuradan. Siz de burada okuyacağız. Malumunuz ülkemizde ne yazık ki bir yangın var. Böylesi durumlarda ise hepimizin bu ateşe benzin deyip su dökmesi gerektiğini inanıyoruz. Bu da tabii ki farklı bölgelerden gelen insanlara, araçlara ve yolcu otobüslerine saldırarak, taş atarak değil, gül vererek ve bağrına basarak olabilecek bir şey. Dayanışmaya, kardeşliğe, en çok ihtiyaç duyduğumuzdan geçiyoruz. Bu vesileyle Kayseri'de, Kırşehir'de, Ankara'da ve daha başka yerlerde kimisi Kürt olduğu için, kimisi Doğu plakası taşıdığı için işte saldırıya uğrayan, taşlanan yerler oluyor. Ne yazık ki. Bu ise maalesef kendine yangın dökmektir ve yangını daha da büyütmektir. Bizler ise batıdan gelen otobüs firmalarına, yolcu arkadaşlarımıza, kardeşlerimize lokum ikram etmek, gül ikram etmek suretiyle bu yangını ancak bu şekilde çözülebileceğini göstermeye çalıştık. Bu ülke Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla, Çerkeziyle, Ermenisiyle hepimizin ülkesi. Türklerin Türk bölgelerinde, Türklerin Türk bölgelerinde özgürce ve güven içinde seyahat etme, ikamet etme, çalışma hakları en temel insani ve İslami haklarıdır. Acılarımızı ayrıştırıp, acılarımızı paylaşarak ancak birbirine buluruz. Biten her can bizim canımızdır. Kim olduğu, nereli olduğuna bakmaksızın. Sönen her ocak bizim ocağımızdır. Acının ve ölümün rengi, ırkı, dini, coğrafyası olmaz.
olmamalıdır. Bu nedenle ülkenin batısındaki ve doğusundaki halklara, kardeşlerimize ve özellikle gençlere şu çağrıda bulunmak istiyoruz. Sırf Kürt olduğu için insanları dövmek, iş yerlerini yakmak, Kürt illerinden gelen arabaları taşlamak, camlarını indirmek, bu yandan benzin ve odun taşımaktır. Olması gereken ve insanlığa yakışan insanları bağrına basmak ve onlara ikramda bulunmak. Yine aynı şekilde doğuda batı illerinden gelen Türk kardeşlerimizi bağrına basmak ve ikramda bulunmak bu bölge halkının sorumluluğu ve görevidir. Daha fazla geç olmadan, daha çok can yanmadan, ileride daha çok pişman olmadan, bu yangın kontrolden çıkmadan lütfen hepimiz elimize bir kova su alalım ve bu yangını dökelim. Lütfen elimize bir gül alalım. Ötekileştirdiğimiz insanlara, ötekileştirilen insanlara uzatalım. Toplumsal barışın bundan başka çıkış yolu yoktur. Çağrımızı yineliyoruz. Bu uygulamanın, bu pratiğin, bu fikrin halka yayılarak doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde, her yerinde bir örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz. Rabbim bu yangını bir an önce sulasın. Rabbim bu yangını bir an önce söndürsün. Amin. Fakat yıldızı biraz görünse. Fakat yıldızı biraz görünse. Yansıtlar. Şeref Hoca, Arif Hoca, İstanbul'a su da Kardeşim bağla istiyorum. Ne o kadar fotoğraf çekiyor.